İstanbul Havalimanı'nda korkutan manzaralar yaşandı sevgili izleyenler. O şok daha atlatılamadan bir kez daha aynı kabus meydana geldi. Bu kez Antalya'da yabancı bir havayolu şirketine ait bir uçak lastiği patladı bu uçağın. Pilotlar bir mucizeyi başardı. Uçağı ön dikme üzerine indirdi. 188'i yolcu, 196 kişi bu sayede faciadan çok ucuz kurtuldu. Önce İstanbul, sonra Antalya. Uçaklardan biri gövde üzerine indi, diğeri ön dikmenin. İki gün üst üste havalimanında yürekler ağza geldi. Facianın eşiğinden dönüldü, 196 kişi de ucuz kurtuldu. İstanbul Havalimanı'nda Paris-İstanbul seferi yapan kargo uçağı gövdesi üzerine inmiş, şans eseri ölen ya da yaralanan da olmamıştı. Daha şok atlatılmadan sabah saatlerinde aynı panik Antalya'da yaşandı. Adres bu kez Gazipaşa Havalimanı'ydı. 10.40 sıralarında Köln-Antalya seferini yapan yolcu uçağı piste indi. Birkaç metre ilerledikten sonra ön tekeri patladı, iniş takımı kırıldı. Uçak ön dikme üzerine metrelerce sürüklendi. Pilot uçağı durdurmayı başardı, hem mürettebatın hem de yolcuların hayatını kurtardı. Uçak piste indikten sonra tekerinin lastiğinin patlaması sonucu bir sürüklenme yaşamıştır. Uçakta çoğu turist, 4'ü çocuk, 188 kişi vardı. En büyük paniği yolcular yaşadı. Onlar da 8 mürettebatta hemen tahliye edildi. Hepsi yüreği ağzında uçaktan indi. Uçaktaki 188 yolcumuzun 4'ü çocuk. 188 yolcu tahliye edilmiştir. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Gazipaşa Kaymakamı da sosyal medyada yayılan yalan haberlere tepki gösterdi. Basında yer alan işte uçak yandı, işte büyük tahribat oldu, yaralılar var şeklinde hepsi doğru olmayan haberlerdi ne yazık ki. Korku dolu anlar yaşayan yolcular havalimanından ayrıldı. Pist uçuşa kapatıldı. Uçağı pistten çekmek için de çalışmalar başladı.